Kılıçlara yapılanı göstereceğiz. Arkadaş, haysiyet diye bir şey olsun. Ya. Bakın. Kılıçlara, biz hep öyle deriz kendi aramızda, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Korumaların yemek ödemeleri genel merkez tarafından durduruldu. Buna sinirlenen Kılıçdaroğlu, parti liderliği döneminden kalan makap aracını iade etti. Ve hain, vefasız Özgür, sen nasıl bir insansın diye bir tweet gördüm. Son cümle benim değil, bir daha dava açma Özgür. Buradan alıntılıyorum. Ebe hain, vefasız Özgür, sen nasıl bir insansın demiş. Soruyu sormuş. Ben çok önce sormuştum. Arkadaşlar, saygı. Kime saygı? Önce yaşa. Senden büyük, seninle uzun yıllar siyaset yapmış, yoldaşlık yapmış biri. Yani kuru kuru bir yaştan söz etmiyorum. Seni ne kadar adam olduğunu bilip bilmeden, ne kadar insan olup bilip bilmeden sana milletvekilliği verdi. Grup başkan vekilliği verdi ve sen o sayede Türkiye'de tanıdın ve genel başkan oldun. Tebrikler. Peki bu korumalar, gördüğümüz arkadaşlar, size soruyorum. CHP'li mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri. Altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri. Yani memur. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi bir genel başkanı korurken onun yemeğini de vereceksin. Yeri geldiğinde, sıkıntısı olduğunda çoluğunun çocuğunun da hatırını soracaksın. Gideceksin, gerekirse sağlığıyla da ilgileneceksin. Sen canına emanet ediyorsun, o da canını ortaya koyuyor. Ya arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu parti. Cumhuriyet Halk Partisi içinde halk var. Halkın çocukları olanlar polis olmuş, senin canını koruyacak ve sen ona bir tas, bir lokma ekmeği çok görüyorsun. Utan be. Bence utan. Neden utan biliyor musun? Vefasızlığı geçtim. Ama devletin polisine karşı takındığın tutumu, ben devleti kutsamam. Ama alın teriyle gece gündüz çalışan, gecesi yok gündüzü yok bu insanların. Ya hatırlayın, Ankara'nın göbeğinde, Çubuk'ta adamı öldürmek için geldiler. İkinci Sivas oluyordu. Yanında 3 kişi kalmıştı, 4 kişi kalmıştı korumadan. Hepsi ölecekti, hepsi yanacaktı. Çoluğu var, çocuğu var bu insanların. Ya bir tas yemek, bir lokma ekmek. Sen bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğun öfkeden dolayı geri alıyorsun. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da bir başkasının, benim de burada gücüm yetse 10 tane devletin polisine ekmek vermemiz gerekse, bizim burayı korursa, komşular hep beraber veririz. Zaten bu insanlar haysiyetli insanlar. Zaten kendileri de yer. Mesela o değil ki. Kemal Bey evinde eşinden rica eder, onlara da yemek çıkarır. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri var. Mesele o değil. Ya bunu gören bir insan ne hisseder? Bir düşünün ya. Sen dünyanın en önemli adamı olsan kaç yazar ya? Bu ayıp. Diğer meseleye gelince, ya arkadaşlar, biz mesela babamız, arkadaşımız, ağabeyimiz yıllarca kullandığı bir araç var. Biz hasbelkader bir şey olduk. Ne yapacağız yani? Aracı ver mi diyeceğiz? Herhalde denmez. Durumumuz iyiyse, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı diyorlar. Neticede genel başkanı. Eğer ona bir araç tahsis edilmişse, bu Cumhuriyet Halk Partililerin parasıyla tahsis edilmiştir. Senin değil. Senin değil. Milyonlarca Halk Partililer. O emekçi insanlarla. Şimdi o emekçi insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na düşman mı? Değiştirdiler. Demokratik gereği yaptılar. Düşman mı yani? Adamlar belki de cebindeki parayla gider, ona bir araç tutar. Çünkü kilometrelerce yürümüş, ayakları şişmiş, o yaşta hiç yani tartışmasız adalet istemiş bir adam. Sevip sevmemek hiç önemli değil. Ben siyasetini onaylamam ama bunu yapmış. Çubuk'ta öldürülmeye kalkmış. Erdoğan'ın her türlü hakaretine maruz kalmış. Namlunun ucunda Karadeniz'de öldürülmeye kalkmış. Bütün bunları yapmış bir adamın tabii ki zırhlı aracı olacak aslında. Ve tabii ki korumaları olacak. Ama haysiyet, adam iade etti aracı. Mutlaka ki ona bir araç bulunur, o ayrı mesele. Ama ayıp ya. Siyasette vefa, yoldaşlık, abi kardeşlik, derdiyle dertlenme yoksa, sen tabanındaki garip kurabadan cebindeki parasını, bir lokma ekmeğini verip de partisinin çuvallarına, oylarına sahip çıkan insandan ne isteyeceksin? Nasıl bakacaksın yüzlerine? Daha fazla söylemeyeceğim. Ama değerli dostum Özgür Özal'ı bekliyorum. İki mahkemeye bekliyorum. Ha şunu da söyleyeyim, çok ilginç. O gün dediler,
Biz Özgür Özel davası görüldüğünde radikal tahammülü zor da olacağız dediler. Kimse gelmesin. Olay molaya gerek yok. Ben Özgür hallederim. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partililerle falan kavgalı değiliz. Zaten onların da çoğu Cumhuriyet Halk Partili. Yani genel başkanına bunu yapan gazeteciye dava da açar. Başka bir şey söyleyeceğim. Eğer sponsorlu olursan, senin kukla gibi elinde başka birileri olursa ne genel başkan olabilirsin ne gazeteci olabilirsin. Bunu da altını çizelim. Ve şimdi güzel bir gazeteci örneği getireceğiz. Ben bunu almayacaktım ama arkadaşlar ben gördük. Çok yorum yapmayacağım diyorum ama bazen yapıyorum. Ona göre bir siyasi partinin en büyük düşmanı yalakalarıdır. Bir görelim. Özgür Özel doğru yolda. Türkiye'nin AKP'nin devleti olmadığını biliyor ve yarın kurucusu olduğumuz bu ülkeyi CHP yönetecek özgüveniyle siyaset yapıyor. CHP'li tavrı budur. AK Parti'ye muhalefet ediyor ama Türkiye'ye destek veriyor. Ve Kılıçdaroğlu zaman zaman Erdoğan'ı muhalefet edeceğim diye Türkiye'ye muhalefet eder duruma düşürdü partiyi. Kendisini kitap fuarlarında bekliyorum. Halkın arasında bekliyorum. Yumuşamayla ilgili. Bir de açıkladığım, çok önceden sorduğum mal varlığı sorusunda ineliyorum. Neden böyle konuşuluyor? Başka da bir şey söylemiyorum. Şimdi CHP'de kurultay çok yakın. CHP kurultayında Ekrem İmamoğlu siyasi yasak geleceği için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da rica etti. Ben genel başkan olayım, Özgür'ü oradan alalım dedi. Çünkü ben CHP genel başkanı olursam bana siyasi yasak getiremezler dedi. Kemal Bey'in buna onay verip vermediğini bilmiyorum. Ama bunu dedi. Çünkü Ekrem Bey aşağı yukarı Özgür'den nefret ediyor. Aşağı yukarı. Ekrem Bey dedim değil mi? Ekrem Bey Özgür'den nefret ediyor. Fakat az önce Ankara'yı Ebru Gündeş'e teslim etmiş, köpek katilleriyle en ufak bir diyaloğu olmayan ve halkımızın yine de Enver bunu söyleme dediği, ben söyleyeyim de dursun, bir bey daha sert açtı. Buyurun. Bekliyorum. Önümüzdeki grupta bir el yükseltip ne denecek gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler ve dün yayınlanan bir rapora göre de bu talepten toplum oldukça incinmiştir. Evet efendim, yorumu size bırakayım çünkü bayrak açıldı net. Ülkücü bir bey, Mansur Bey aynı zamanda doğal olarak ülkücülerin liderliğine soyunuyor. Cumhurbaşkanı adayı potansiyel, birinci görünüyor Cumhurbaşkanlığı adaylığında ama daha çok şey var. Ama Özgür, Allah rahmet eylesin diye düşünüyorum. Bu bir. Varan iki. Gönder. Ali Gökhan'ı gönder. Gökhan'a soruyorlar dedin. Onu gönder diyorum. Tamam peki. Gökhan'ı bulursan. Gökhan Günaydın'a da sordular da. Gökhan Günaydın. Gökhan Günaydın. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na kendini hazırlıyor. Ekrem Bey olmazsa ben olacağım diyor. Size demiştim zaten. Bunu daha önce de söylemiştim. Gökhan benim çok eski arkadaşım. Aylardır benim mesajlarıma falan cevap vermiyor. Herhalde benimle diyaloğa girmek başını ağrıtır diye korkuyor olabilir. Onu bilmiyorum. Ama Gökhan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması Özgür'ün olmasından bin kat daha iyidir. Onu da size söyleyeyim. Tablo bu. Şimdi sizinle görüşlerinizi alalım. Dostlarımızı görelim. İki mesele daha vardı. Onları bugün yapmayacağım. Bir tanesi Yeni Doğan Çetesi. Onu çünkü Fırat varken yapmak istiyorum. Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman onlara haindir demem. Tüzük onlara o hakkı vermiştir. Yeter sayıda insan bu partinin yönetilemediğini düşünüyorsa bunların hepsi yapılır. Gökhan uyanık tabii. Biz de topluyoruz. Ekrem de topluyor. Kemal Bey de topluyor. Güle güle Özgür demiyor. Oradan Özgür'ün işinin bittiğini söylüyor. Özgür harikalar diyarındaydı. Ve onun da harikalar diyarındaki şeyi bitti. Allah günahlarını affetsin. Göreceğiz.
Kim onu nasıl tuttu, ne kadar yumuşadı onu da bilemiyorum. Ama yaşadıklarımız bağlamında baktığım zaman açıkçası arkadaşın ayvayı yediği görülüyor. Ha şunu da söyleyeyim. Erdoğan mahkemeleri olduğu için Özgür'le ben karşı karşıya geldiğimde şöyle bir şey olacak. Erdoğancı Özgür, sosyalist Enver mahkemesi olacak. Bana ceza da verebilirler, şaşırmam.